Evet arkadaşlar dedi ki iman esasları iman esaslarının birinci kısmını burada tamamladık. Allah inancı gerçekten önemli değerli bir tane sorunun geldiği yer. Şimdi diğer kısımlardayız. Buralar biraz daha kısa olacak ve melek, peygamber, me ahiret, kitap inancından tek tek bahsedeceğiz arkadaşlar. Buradan da sınav soruları geliyor. Melek, melek nedir arkadaşlar? Allah'a tam itaat eden, sorgulamadan, Allah'ın varlığını kabul eden, ona iman ve ibadet eden akli unsurları bulunmayan varlıklar arkadaşlar melek adı verilir. Ve burada melekler içerisine baktığımızda cinsiyet, akıl, irade, üreme gibi durumların olmadığını görüyoruz bu bir. Bununla beraber arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de geçen veya geçmeyen bazı melekleri göreceğiz. Bu melek isimleri Sınav sorusu olarak karşımıza çıkar. Cebrail ile başlıyoruz. Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara iletmekle, peygamberlere iletmekle görevli meleğimizin adı Cebrail'dir arkadaşlar. Yaz hocam. Kur'an-ı Kerim'de adı ismen geçer. Al sana sınav sorusu. Bir. 2- Cibril. Ruhul Kudüs. Ruhul Emin. Ruh ve Resul gibi isimlendirmeleriyle bilinir. Ve bu şekilde bana diyecek ki Sınav sorusu oldu aynı zamanda. Bana diyecek ki aşağıdakilerden hangisi? Cebrail meleğinin isimlerinden birisi değildir. Güzel bir sınav sorusu olur arkadaşlar. Bu bağlantıya dikkat edeceğiz. Evet Hazreti Peygamber'e vahiy indirilirken zaman zaman Cebrail meleği arkadaşlar bahsetmiştik. Dihyetül Kelbi'nin formuna kılığına giriyor ve bu şekilde vahiy geliyor. Bu duruma temessül adı verilir. Dipnot bilgidir. Dipnotlar atanmanıza inşallah vesile olur diyelim. Cebrail Yahudi metinlerinde Tanrı'nın adamı Seyyidül Melaike gibi isimler alır arkadaşlar. Meleklerin Efendisi anlamında Seyyidül Melaike olarak da isimlendirilir. O zaman Cebrail gerçekten önemli bir melek. Bu bir. Hem Yahudiler için arkadaşlar hem de diğer isimleri yönüyle önemli olduğunu, sınav sorusu olarak karşımıza geleceğini unutmayacağız. İkinci meleğe geçiyoruz arkadaşlar. Cebrail'den sonra yine ÖSYM'nin sınav sorusu yaptığı bir diğer meleğimiz Azrail meleği. Kur'an-ı Kerim'de ismen geçmez. Melekül Mevt, ölüm meleği olarak isimlendirilir kendisi. Unutmayın. Bir diğer isim Mikail Aleyhisselam. Mikail Aleyhisselam arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de ismen geçer. Size bunun tablosunu göstereceğim. Kur'an-ı Kerim'de ismen geçen melekler, Kur'an-ı Kerim'de ismen geçmeyip görevleri belirtilen melekleri anlatacağım, göstereceğim şemasını arkadaşlar. Mikail meleği arkadaşlar doğa ve tabiat olaylarını düzenlemekle görevli bir melektir. Bununla beraber bana bunu sormayacak olsayım. E. Bununla beraber arkadaşlar burada Eski Ahit içerisinde Cebrail Aleyhisselam'la beraber kendisine Yahudiler arkadaşlar ne diyor? Koruyucu melekler ve Mikail Aleyhisselam'a Allah'ın kulcağızı ifadesini kullanıyorlar. Yani şurası arkadaşlar şu iki bilgi sınav sorusu olarak geldi karşıma. Bu sebepten ötürü Kur'an-ı Kerim'de ismen geçmesinin yanında Allah'ın kulcağızı koruyucu melekler olarak isimlendirildiğinde görmem gerekiyor ki ne yapabileyim o soruyu güzel bir şekilde çözebilelim. Evet bir diğer melek İsrafil meleği arkadaşlar. Dört büyük melekten birisi olan İsrafil meleği Kıyamet yaklaştığında, kıyamet vakti geldiğinde sura üflemekle görevli melektir diyeceğiz. Mükerrebun ve İliyun Allah'ı tesbih etmek, Allah'ı anmakla görevli meleklerdir. Mukarrebun İliyun melekleri ve burada arkadaşlar sınav sorusu olarak karşımıza gelebilecek meleklerden birisidir. Şimdi cennet ve cehennemde görevli olan melekler vardır. Bunlardan birisi Rıdvan, diğeri Malik. Arkadaşlar bu iki meleğin isimleri hazene melekleri olarak bilinir. Ve burada arkadaşlar cennet kapısında bekleyen melek Rıdvan meleğidir. Cehennem kapısında bekleyen ve Kur'an-ı Kerim'de ismen geçen melek Malik meleğidir. Bu bağlantıya dikkat edeceğiz işte. Burada Malik meleği Kur'an-ı Kerim'de ismen geçer. Hamele-i arş, arşı taşımakla görevli olan melekler arkadaşlar. Evet bu şekliyle isimlendirilir. Ve burada bahsedeceğim meleklerden biri de müdebbirat'tır. Şimdi sünnetullah dediğimiz evrendeki yasalar vardır. Bu yasalar çerçevesinde insanlık ne yapar? Hayat, tabiat olayları devam eder. İşte bu müdebbirat melekleri bu düzenin sağlanmasını sağlayacak olan, bu düzenin devamını sağlayacak olan meleklerdir. Mesela ne yaparız? Felak, Nas, Ayetel Kürsi okuruz değil mi? İşte burada koruyucu melekler, hafaza melekleri ...karşımıza çıkar. Bir diğer olay kiramen katibindir. Kendileri arkadaşlar yazıcı melekler olarak isimlendirilir. Burada bir sınav sorusu var bilginiz olsun. Kiramen katibin melekleri de Kur'an-ı Kerim'de geçen meleklerden birisidir. Ve sağ kolumuzdaki sevaplarını, sol kolumuzdaki günahları yazdığı anlatılır. Ve burada arkadaşlar rakip meleği sevapları, atip meleği günahları... Yazacak bu şekliyle karşımıza çıkacak o zaman şöyle bir bak müdebbirat kainattaki düzen hafaza koruyucu rakip ve atit melekleri arkadaşlar kiramen katibin yani yazıcı meleklerdir diyeceğiz ne diyoruz kiramen katibin biri atit diğeri rakip kar şeklinde de bütüncül olarak kafanıza kodlayabilirsiniz ve bu halde kiramen katibini bitirir sorgu meleklerine geçeriz. Evet, öldükten sonra insanı sorguya çekecek olan melekler Münker, Nekir melekleri sorgu melekleridir ve Kur'an-ı Kerim'de ismen geçen bir diğer melek Harut ile Marut. Bağlantıyı nasıl yapacağız? Bağlantıyı arkadaşlar Babil halkına sihir ve büyü konularında bilgi vermek, onları bilinçlendirmek amacıyla gönderilen melekler olarak göreceğiz Harut ile Marut meleklerini. Evet, Hal böyle olunca şöyle bir bütün bakalım olaya. Kur'an'da ismen geçen melekler Cebrail, Malik, Malik neydi hocam? Malik cehennem kapısında bekleyen meleğin adı. Devam ediyorum. Mikail, Harut, Mavrut ve ben buraya kiramen katibin meleklerinin bahsedilmesini de yine Kur'an'da ismen geçmesiyle ifade edebilirim. Bir de arkadaşlar bir ifade vardır. Müfessirler Tur suresi 4. ayetteki beyt-i mamuru şöyle yorumlarlar. Derler ki melekler için semada inşa edilen mescittir, mabettir. Beyt-i mamuru da bu şekliyle yorumlayacaklar. O zaman Kur'an'daki ismen geçen melekler arkadaşlar sınav sorusu olur dedik. Bu meleklere dikkat edeceğiz. Bu meleklerden soru kaçırmayacağız. Size tavsiyem Mikail'e dikkat edin. Korucu melek ve Allah'ın kulcağızı Seyyidül Melaki Cebrail Aleyhisselam'a dikkat edin. Buradan soru gelebilir ekip. Haberiniz olsun ayağınızı denk alın. Şimdi geldim bir diğer olaya kitaplara iman. Arkadaşlar burada kitaplara iman denince Allah'tan gelen vahiler akla gelir. Bu vahillerin bazıları ne olmuştur? Kitaplaşmış. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an gibi bazıları sayfalar halinde kalmış. Suhuflar halinde kalmıştır. Bu şekilde ifade edilir arkadaşlar ve buradaki Allah'ın emirleri, Allah'ın tavsiyeleri, yasakları vahiler kapsamında insanlara aktarılır. Şimdi burada çok önemli bir şey değineceğim. Videonun sesini kısın ve iyice odaklanın. Bak şimdi. Hazreti Adem, Hazreti Şit, Hazreti İbrahim ve Hazreti İdris kendisine suhuf gönderilen peygamberlerdir. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bir ifade vardır. Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e suhuf gönderildiğinden bahseder. Şimdi hocam diyeceksiniz ki Hazreti Musa'ya zaten kutsal kitap gönderildi. Evet o kitap ne oluyor daha sonra arkadaşlar? Ya yani o suhuflar ne oluyor? Vahiyler daha sonra Tevrat ismini alıyor ve bir kitap haline geliyor. Ama bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu suhuf gönderilen peygamberlerden sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hazreti İbrahim çok güzel kaliteli bir soru olur. Bana diyecek ki suhuf gönderilen bazı peygamberler vardır. A, B, C, D. Farklı bir seçenek de. E. Diyecek ki hangisine suhuf gönderildiği Kur'an'da yazar. Farklılık seni birilerinin önüne atacak. Farklı bakış açıları seni birilerinin önüne geçirecek arkadaşlar. Dikkat edin buralardan soru kaçırmayın. Allah'ın izniyle inşallah. Evet Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa bağlantısı burada karşımıza çıkar. Şimdi bir diğer kavram Resul ve Nebi ifadesidir. Genel itibariyle arkadaşlar Resul ve Nebi'nin kökenin aynı olduğu ifade edilir. Fakat sonradan kullanımın yönüyle bir ayrışım karşımıza çıkar. O ayrışımı bir görelim. Resul ne demek? Risale demek. Yani yeni bir kitap, yeni bir şeriatla gönderilen peygamber anlamına gelir. Nebi ise arkadaşlar yeni bir kitap, yeni bir şeriat gönderilmeyen sadece haber vermek amacıyla, sadece toplumu uyarmak amacıyla... ...gönderilen peygamberlere verilen isimdir. Bu anlamda arkadaşlar burada Resul'de Risale diyeceksiniz. Yeni bir haber, yeni bir mektup, yeni bir vahiy gibi düşünebileceksiniz. Buradan bağlantı kurabilirsiniz Resul ve Nebi arasındaki farka. Peki geldim bu dört kutsal kitabın kelime anlamlarına. Buradan sorular gelecek. Buraya dikkat edelim şimdi. Bak hocam Tevrat, şeriat öğreti anlamına gelir. Zebur arkadaşlar yazılan anlamına gelir. Aslında mezmur, Zebur yazılı söz gibi ifade edilir. Hazreti Davuda gönderilen kutsal metnin adıdır. İncil müjde anlamına gelecek. Evet, İncil müjde. Biz edeceğiz ki inşallah bu müjdeyi alırsınız ve inşallah atama müjdelerini alırsınız arkadaşlar. Aklınıza İncil gelsin, müjde. Evet. Kur'an nedir? Kur'an okunan. Kur'an toplanan gibi anlamlara gelir ama asıl manası kıraat edilen, okunan hatta ne dedik? Kim milyoner olmak isterdi bunu sordu. Sıfır Mercedes değerinde bir soruydu arkadaşlar. O zaman para değeriyle sıfır bir Mercedes alınıyordu yani. Kur'an-ı Kerim okunan anlamına gelir. Hocam sorulur mu? Evet. Kutsal kitapların anlamını bana sorar. Bu ayrıcalık da sizin olsun. Hadi bakalım. Kutsal kitaplar böyle. Şimdi geldim kaza ve kader inancına. 8. sınıf öğrencilerine inşallah atanırsanız arkadaşlar 8. sınıf 1. ünitede anlatacağınız konu olacak. Kader ve kaza inancı öğrencilere burada kavramlardan bahsedeceksiniz. Kader dediğimiz olay bir plan yapmaktır. Bir ölçü ile hareket etmektir. Yani evrende ne vardır? Allah'ın planladığı bir kader vardır. Evrende Allah'ın planladığı bir ölçü vardır değil mi? Buradan bağlantıyı yakalarız. Kader, plan, ölçü gibi anlamlarına gelir. Terim olarak Allah'ın bütün nesne ve olayları ezeli bir ilmiyle bilip belirlemesidir. Allah bilir ve belirler. O zaman Allah'ın bilmesine ben burada ilim diyorum. Allah'ın iradesine burada külli irade adını veriyorum. O zaman arkadaşlar kader dediğimiz olay ilim ve irade ile karşıma çıkar. Peki kaza nedir? Allah'ın arkadaşlar ezelde planladığı, kaderde belirlediği olayların vakti geldiğinde gerçekleşmesine verilen isim burada arkadaşlar ne olarak ifade edilir? Burada kaza olarak ifade edilir. Yani burada artık Allah'ın tekvin sıfatı, Allah'ın kudret, yaratma sıfatı, güç sıfatı karşımıza çıkar. O zaman şu bağlantıyı görmenizi istiyorum. Bana ÖSYM dese ki mesela ilim, irade, Kudret ve e, şuradaki tekvinden bahsetse, şu öncülleri verse, aşağıdakilerden hangisi kaderle ilgilidir veya verilen öncüllerden hangisi kazayla ilgilidir diye bir soru getirse ben diyeceğim ki ilim ve irade, kaderle ilgili tekvim ve kudret, kazayla ilgili bu bağlantıyı yapmak zorundayım. Evet şimdi geldim yasalara, evrensel yasalar. Yine kader ve kaza ünitesinde öğrencilerinize anlatacağınız bir başlıktır. Evrensel yasa denince arkadaşlar sünnetullah ifadesi gelir. Adetullah ifadesi gelir. Ne demek hocam? Şimdi Allahü Teala evrende bir kanun, bir düzen koyuyor değil mi? Bu kanun ve düzen neticesinde evren kıyamete kadar sürekliliğini, sürdürebilirliğini gerçekleştirecek. Ve baktığımda burada şunu görmem lazım. Evrensel yasalar tesadüfen ortaya konulmaz. Bir ölçüyle oluşur. Bu yasalar Allah'ın uygulamalarıdır. Allah'ın sünnetidir arkadaşlar. Bundan ötürü sünnetullah şeklinde isimlendirilir. Ve üçe ayrılır. Hemen örnekleriyle size anlatayım. 8. sınıf 2. ünitede anlatacağınız bir başlık. Pardon 1. ünitede anlatacağınız bir başlık. Birincisi fiziksel yasalar. Ya mesela bak denizin üstünde geminin yüzmesi mıknatısın zıt kutuplarının birbirini çekmesi. Bunların her birisi arkadaşlar fiziksel yasadır. Yani cansız durumlar söz konusudur. Allah'ın koyduğu yasalar yeryüzünde bu şekilde uygulana gelir. Biyolojik yasa ise canlılarla ilgili yasalardır. Yani buradaki doğum, büyüme, üreme vesaire durumlar karşımıza çıkar. Bir diğer olay ise toplumsal yasalardır. Toplumsal yasa denince İnsan ve insanlık akla gelir. Nasıl yani? Buradaki bağlantı şöyle arkadaşlar. Siz diyeceksiniz ki mesela barış durumu, savaş durumu, ahlaksızlık, adaletsizlik veya adalet. İşte toplumu ilgilen durumlar burada karşıma çıkar ve Allah ne der arkadaşlar? İşte adaletli olun, erdemli olun, iyi olun, dürüst olun, düzenli olun. Yani fıtrat size nasıl emrediyorsa, fıtratınız nasılsa ona göre davranın. Bu da toplumsal yasada ifade edilir. Evrensel yasaların diğer adı sünnetullah, adetullahdır hocam. Dikkat et burası soruya dönüşebilir. 3 tane burada yasa ifade edilir. Evet, fiziksel, kimyasal, toplumsal. Mesela A, B, C, D olsa ya da şöyle dese ki Öncül verse 1 2 3 4. Fiziksel yasa, toplumsal yasa, evrensel yasa. Bir de kimyasal yasa dese mesela, verilen öncüllerden hangisi evrensel yasalar içerisinde değerlendirilir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Fiziksel, biyolojik, toplumsal, evrensel yasa içerisinde değerlendirirken kimyasal yasa diye bir yasa burada bağlantısı olmayacak. Peygamber dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Haber getiren, peygambere iman başlığındayız. Haber getiren anlamına gelir ve arkadaşlar burada vahiy yoluyla insanlara bilgilerin aktarılmasında elçi olan kişilerdir peygamber. Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamberden bahseder. Kur'an bilgisinde size bunu detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Bu 25 peygambere dair en azından birer iki cümle hatta bazılarına göre Hz. Musa gibi mesela Şuhayb gibi bazılarına göre bazı detay noktaları da bilmeniz gerekiyor ki soru kaçırmayasınız. Akrabalık ilişkilerini birbiriyle olan bağları bilmeniz kesinlikle gerekiyor. Orada Kur'an bilgisinde bu peygamberleri detaylı bir şekilde anlattım. Bilginiz olsun izlemeyen veya kaçıran varsa Videodan sonra orayı muhakkak izleyin. Şimdi burada bazı lakaplar var. Yine orada da bahsetmiştim. Burada yine göstereceğim size. Habibullah, Hazreti Peygamber'in lakabıdır arkadaşlar. Burada Allah'ın dostu anlamında kullanılır. Sınav sorusu oldu demiştik. Kelimullah arkadaşlar. Hazreti Musa Allah'la konuştuğu için ne yapar? Bu lakabı alacak Kelimullah. Bir diğer olay Naciullah. Hocam Naciullah'ta karşıma çıkan Nuh Aleyhisselam'dır. Her daim Allah yolunda mücadele eden anlamında kullanılır. Bir diğer olay Ruhullah. Kimden bahsediyorum? Hazreti İsa'dan bahsediyorum arkadaşlar. Bir diğer olay Safiyullah Hazreti Adem. Bir diğer olay Hazreti İbrahim Allah'ın dostu Naciullah. Bunlar sınav sorusu oldu. Kelimullah'ı sordu bana. Ruhullah'ı sordu bana. Diğer isimler de yine hakeza sınav sorusu olabilir arkadaşlar. Burada peygamberlere ait lakaplardan soru kaçırmayacağız, isimlendirmelerden soru kaçırmayacağız. Bir de Hazreti Peygamber'i ilgilendiren özel nitelemeler var. Tıpkı ne gibi arkadaşlar? Habibullah gibi. Burada da arkadaşlar Resulü Sakale'in diyeceğiz. Şimdi Resulü Sakale'indeki olay peygamber efendimizi siyer dersinde görmüştük. Dedik ki e, Tayyip bölgesine gitti, dönüşte de taşlanmıştı, dönüşte de arkadaşlar... Cin suresi ayetlerinde. Burada cin suresi ayetleriyle bağlantılı olan bir nokta var. Peygamberimize bu ayetlerin inmesiyle beraber arkadaşlar hem cinlere hem de insanlara bir peygamber olmasını ifade eden bir kavram. Resulü Sakaleyn'i görmeniz gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer olay özellikle 11. sınıf müfredatında yer alan önemli bir kavram. Hatemül Enbiya peygamberlerin sonuncusu anlamındadır ve Ahzab suresinde geçer bu ifade. Şunu unutma, Kur'an-ı Kerim'le bağlantı varsa sınav sorusu olur. Kur'an-ı Kerim'le bağlantı varsa sen bunu yapmak zorundasın. El Emin ne denildi? Muhammed güvenilir biridir. Kabe'nin hakemliğinde olması bizim için sakınca değil ve El Emin ismi ortaya çıktı. Ve bir diğer olay Üsve-i Hasene. Peygamber Efendimiz bir örnektir. Ve hatta en güzel örnektir. Üsve-i Hasene'nin çıkış noktası da budur arkadaşlar. Yaşantısıyla, ahlakıyla en güzel örnek olmasını ifade eder. Yine 11. sınıf müfredatında yer alır. Milli eğitim müfredatında yer alan şeyleri ÖSYM sormayı sever. Çünkü der ki ben bu öğretmeni niye atıyorum? Milli eğitimde ders anlatsın diye o zaman bunları da bilmek zorundadır der arkadaşım. Haberin olsun. Evet böylece peygamber lakaplarından da bahsettik. İstemeseniz de öğreneceksiniz ve buradan soru kaçırmanızı kesinlikle istemiyorum arkadaşlar. Şimdi ulul azım peygamberler vardır. Bunlar arkadaşlar yaşantılarıyla, bunlar hayatlarıyla sabır ve sabattan ötürü, yaşantılarındaki durumlardan ötürü biraz daha ön plan çıkarlar. Hazreti Muhammed 1, Hazreti İsa 2, Nuh 3, İbrahim 4, Musa 5 oku bakayım Minim diye kodlarız. Minim. Bana diyecek ki aşağıdakilerden hangisi ulul azm peygamberlerden birisi değildir ve burada arkadaşlar minim diye kodlarız olayı. Hop cebe atarız inşallah. Buraya dikkat edelim. Peygamberlerin sıfatları. Yine e, öğrencilerinize ortaokul grubundan anlatacağınız başlıklardan birisidir. Peygamber inancı konusu. Orada peygamber sıfatlarından bahsedilir arkadaşlar. Biz bunu biraz daha ileriye götüreceğiz tabii ki. Eminim herkesin bildiği başlıklardır. Şöyle bir değinelim. Fetanet, zeki olması. Hocam net yapıyorsa zekidir. Anlaştık mı? Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır. İsmet, İsmet her zaman günahsızdır. Günahlardan kaçınır İsmet. Sıdk, sözüne sadıktır. Emanet, güvenilirdir. Bir sana emanet ettiğinde ne yaparsın güvenilir olmak zorundasın. Tebliğ ise arkadaşlar iletmek anlamına gelir. Bu haliyle peygamberlerin burada arkadaşlar sıfatlarını ben fiset olarak kodlayabilirim. Fetanet, ismet, sıdk, emanet, tebliğ. Artı olarak zelle var. Zelle arkadaşlar peygamberlerin işlediği insani küçük hatalardır. Yani böyle e, dini bir hata veya günah, Allah'a karşı bir günah durumu Burada olmaz. Ne olur arkadaşlar? İnsanlar arası ilişkilerde belki sosyal durumlarda işlediği hatalardır deriz. Bir de şu kavram var. Pe bu peygamberlerin sıfatlarının zıttı var. Hocam ne demek istiyor burada? Burada arkadaşlar peygamberlerde olmaması gereken özelliklerden bahsedeceğiz. Bak fetanet dedik zeki olması. Bir peygamberin hamakat yani arkadaşlar... E, akli noksanlığının yani ahmaklığın olmaması gerekir. Tebliğ iletmekte kitman olmaması lazım. Bir vahiy sa saklama lüksü yok. Bir diğer olay sıdk. Hocam sıdk dürüst olmaktı. Bir peygamber kizip durumunda olamaz. Emanet diyoruz arkadaşlar güvenilir olmak. Hıyanet olamaz. İsmet ne dedik? Günahsız, İsmet her zaman günahsızdır dedik. Masiyet durumu olamaz. Bunları bana ÖSYM daha önce şimdiye kadar sormadı. Sıradaki yer burası. Anlaştık mı? Birilerinin önüne geçmek istiyorsan farklı olanı yapmak zorundasın. Farkı görmek zorundasın. Buradaki başlığa dikkat ediyoruz ve inşallah buradan soru kaçırmıyoruz. Söz mü? Aldık mı sözü? Güzel. O zaman diğer başlığa geçiyorum. Peygamberlere iman dedik ve sıfatlardan bahsettik. Şimdi mucizedeyiz arkadaşlar. Mucizede çok güzel sorular geliyor. Peki hocam nedir mucizedeki mantık? Mucize arkadaşlar her zaman Allah'ın eliyle gerçekleşir. Bunu koydukça ve mucizelerin tarihte hiçbir zaman tekrarı olmaz. O dönemi kapsar, biter. Amaç nedir? Bir inkarcıyı o inanmaya teşvik etmek ya da bir inananı kurtarmak vesaire durumlarla Mucizeler gerçekleşebilir ve mucizeler hissi, haberi, akli ve manevi olmak üzere de üç gruba ayrılır. Mucize sınav sorusunun geldiği bir başlık. Bu bağlama dikkat edeceğiz ve başlıyoruz arkadaşlar mucize ile ilgili bakış açılarını. Hissi mucize. Hissi mucize doğrudan insanın duyularına hitap eder. Kevni mucizelerdir. Mesela bak şimdi ayın ikiye bölünmesi. Bak. Ne oldu arkadaşlar? Ayın ikiye bölünmesini orada insanlar gördü. Bu ne oldu? Hisse bir mucize oldu. Peki hocam, ben bunu o dönemde yaşamadım, görmedim. Fakat ben bunu Kur'an-ı Kerim'den öğrendim. Bunun adı ne olur? Gaybi mucize olur. Arkadaşlar, buradaki durum şöyle de olabilir. Şimdi Allah der ki, yakın zamanda şöyle bir şey olacak ayetinde. Bak, geleceğe dönük bir bilginin sunulması. Gaybi mucize. Bir diğer olay Hazreti İsa ile ilgilidir. Çok güzel bir örnektir. Hazreti İsa'yı oradaki Yahudiler sınar. Manyaklar ya peygamberi sınıyorlar ya. Vallahi ya sanki internet hız testi yapıyor adamlar. Diyor ki ey İsa şunu bir yere sakladım hadi bul. Şu malımı kaybettim hadi bul. Abi bu Google mı ya? Ya peygambere sen nasıl sorular soruyorsun? Ve Allah'tan aldığı vahiylerle Hazreti İsa ne yapar? İnsanlara peygamberliğini ispatlamaya çalışır. Yani mucize peygamberliği ispatlamada kullanılan yöntemlerden de birisidir diyebiliriz. Ve burada bir diğer olay şu arkadaşlar. Mesela Mekke'nin fethi. Orada Hudeybiye barış antlaşması yapıldığında ne diyordu Yüce Allah? Ben size apaçık bir fethi müjdeliyorum. Bu da ne oldu arkadaşlar? Haberin mucize oldu. Bir de aklı manevi bir mucize var. Buradaki olay Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim dil ve anlatım yönüyle ne yapar? İnsanı aciz bırakır. İnsanın aklına hitap etmesine yöneliktir. Ve burada da karşıma çıkan durum Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi akli ve manevi düşünce. O zaman bölgedeki insanların görmesiyle oluşan hissi. Kur'an'dan geleceğe da dair aktarılan haberi. Ve son olarak Kur'an-ı Kerim'in ta kendisi akli mucize olarak ifade edilir. Mucize sınav sorusudur. Hocam şimdi bir olağanüstü hal, bir peygamberin başından peygamberlik dönemi içerisinde geçiyorsa buna mucize denir. Attıkça be. Peki bir olağanüstü hal farklı kişilerin başına gelebilir mi? Evet, gayet doğru. O zaman tek tek inceleyelim. Şimdi arkadaşlar burada sınav soruları var. Tek tek analiz ediyoruz. İrhas ile başlıyorum. İrhas dediğim olay bir peygambere henüz nübüvvet gelmeden önce başından geçen olağanüstü halidir. Şu an şöyle farz edelim. 610 yılında Hazreti Peygamber'e vahiy geldi. 602 yılında başından olağanüstü bir şey geçseydi bunun adı mucize olmayacaktı. Bunun adı irhas olacaktı. Tıpkı Hazreti İsa'nın beşikteyken konuşması gibi arkadaşlar. Hazreti İsa'nın beşikteyken konuşması burada irhasa bir örnektir. Anlaştık mı? Çünkü daha henüz peygamberlik gelmedi. Şimdi geldim ikinci bir olaya. Ya hocam ben salih veli bir kulum. Benim üstümden olağanüstü bir hal geçerse ne olur? Bunun adı keramet olur. Yani kişi arkadaşlar hani bir şeyh gibi düşünün. Salih bilinen önder lider işte bir kişi olduğunu düşünün. Buradaki olay keramettir diyoruz. Peki hocam şeyh değilim ama sıradan bir KPSSZ'deyim. Atanmak için çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Burada benim başıma olağanüstü bir şey gelirse bunun adı ne olur? Bunun adı arkadaşlar meunet olur. Burada ifade edecek durum normal bir müminden bahsediyoruz. Anlaştık mı? Buradaki temel fark bu. İkisi arasındaki temel fark bu. İkisi de Müslüman fakat derecesi farklı diyebiliriz. Şimdi o zaman siz işinizi mucizelere bırakmayacaksınız. Tamam. Bak Fatih Kalem geldi. Sınav sorusu olacak o zaman burası. İşinizi şansa bırakmayacaksınız. Mucizelere bırakmayacaksınız güzel bir şekilde dersinizi çalışacaksınız. Emeğinizi harcayacaksınız ve daha sonra sınava girip ben atandım hocam diye mesajınızı yazacaksınız. Anlaştık mı? Allah hepinize nasip eylesin. Emek harcayan herkese nasip eylesin inşallah. Evet, maunetteki durum bu arkadaşlar. Mümin bir kulun zor durumdan kurtulması ve başından geçen olağanüstü hal. Ya hocam hep müminlerde mi oluyor? Hayır arkadaşım, iman etmeyen kişilerde de bu durum olabilir. Eğer bir iman etmeyen kişi olağanüstü bir hal göstermesi veya baş, orada olağanüstü bir şey yaşaması arkadaşlar... ...kendi isteğine uygunsa buna istidraç denir. Haberin olsun, Burada iki tane soru gelecek galiba ya. Bak Fatih Kalem yine geldi. İstidraç adı verilir. İstidraç da kendi isteğine uygun olması esastır. Peki Müseylime'yi hatırlıyor musunuz? Müseylime peygamberlik iddiasında bulunmuştu. Ve arkadaşlar dediler ki madem sen peygamberim diyorsun o zaman bana peygamberliğini ispatla oradakiler dedi. Müseylime de ispatlarım dedi. Müseylime bir gözü kör bir gözü sağlam olan birini Müseylime'ye getirdiler. Müselim adamın gözüne baktı, etti, eyledi derken sağlam olan gözünü de kör etti. Peki Müselimenin isteğine uygun bir şey mi bu? Hayır hocam, Müselimenin isteğine uygun olmayan bir şey burada ihanet olarak kabul edilir. Peki olan ne oldu? Oradaki kör oldu değil mi? Onun için arkadaşlar ne yapmanız lazım? Doğru bir şekilde ilerlemeniz lazım. Sen şimdi Müseylemen'in peşinden gidersen sıkıntı yaşarsın ama doğru olan hak yolun peşinden gidersen sıkıntı yaşamazsın. Onun için uyanık olacaksın arkadaşım. Dikkat edeceksin arkadaşım. Evet. Toparlayalım arkadaşlar. İrhas peygamberlik öncesinde dedik. Keramet, salih, veli, şeyh dedik. Hocam ben zedeyim mümin bir kulum. O zaman başından olağanüstü bir hal gelirse buna adı maunet dedik arkadaşlar. İstidraç, inanmayanın kendi isteğine uygun olması. ihanet kendi isteğinin tersinde olması diye ifade ettik. Peygamberlere imanda olağanüstü haller bu şekilde ifade edilir arkadaşlar. Şimdi geldim bir diğer başta. Buradaki nokta arkadaşlar ahiretin aşamalarında bana ÖSYM kıyametin isimlerinden biridir. Cennetin isimlerinden biridir. Cehennemin isimlerinden biridir vesaire diye sorular soruyor. Bir de e, yine 11. sınıf müfredatında yer alan, 11. sınıf 1. ünitede yer alan, müfredat değişmezse yine bu şekilde kalacak olan başlık ahiretin aşamaları arkadaşlar. Ahiret inancıdır. Başlayalım. Doğduk, yaşadık, öldük. Azrail meleği hayırlı uğurlu. Olsun. Şimdi devamında ne oluyor arkadaşlar? Devamında berzah denilen bir alem var. Ölüm ile kıyamet zaman dilimi arasında karşıma çıkacak. Ölen herkes şu an Habil Kabil'den tutunda dün vefat eden kişiye kadar ölen herkes berzah aleminde. Peki daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Burada bir melek geliyor, sura üflüyor. Hangi melek? İsrafil ve böylece kıyamet kopuyor. Herkes velet dalin namin. İsrafil meleği hemen bir müddet sonra Kı, e, sura ikinci defa üflüyor. Sura ikinci defa üflemesiyle bas yeniden diriliş karşımıza çıkıyor. Bir gün ders anlatıyorum lisede. Bas dedim. Hocam diyor ses mi, volüm mü veriyoruz falan. He ses veriyorum böyle kıyametten sonra yeniden dirilişin sesini, basını alıyorsun burada. Kıyamette birinci sur, basta ikinci sur karşımıza çıkar. Peki hocam insanlar dirildi ne olacak? Hesap vermek üzere bir araya gelip toplanacak. Bunun adı da haşır olacak arkadaşlar. Haşır hesap vermek üzere toplanmak. Toplanılan yerin adı mahşer. Anlaştık mı? Evet. Sırasıyla berzah, kıyamet, bas, haşır. Peki hocam haşırdan sonra ne var? Şimdi terazi kuracağız. Sevap ve günahların tartıldığı manevi tartı mizan. Daha sonra cennet ve cehennemlikler ayrılacak ve Araf denilen cennet ve cehennemin arasındaki bölüme verilen isim Araf karşımıza çıkar. Şimdi geldim sınav sorusuna. Herkes buraya odaklansın. Çok güzel bir kavram var burada. Aha şu kalemi alalım. Asabul meymene. Arkadaşlar asabul meymene dediğimiz olay cennetlik kişileri ifade eder. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Asabul yemin. Asabul yemin dediğim olay ise Asabul yemin ise amel defterini sağdan alan kişileri ifade eder. Hocam her ikisi de cennetlik mi? Evet. Burada özel ifadeler var. Asabul meymen, asabul yemin sınav sorusu oldu. Haberiniz olsun. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi cennetlik kişileri ifade eder? Burada zıttını söylüyorum size. ÖSYM e hemen aşağıya geçtim. Dedi ki asabul şimal. Asabul şimal amel defteri soldan verilenler. Devam ediyorum asabul meşeme bunlar da cehennemli kişiler ifade eder burada bana lazım olan seçenek ya asabul meymen olacak ya asabul yemin olacak arkadaşlar sınav sorusu geldi hocam buradan bu kavramlara bu dört kavrama dikkat edeceğiz anlaştık mı hadi bakalım mabde başlangıç anlamına gelir meat ahiret anlamına gelir bunlar kelam kitaplarında yer alan ee, eş anlamlı kelimeler. Hani başlangıç, ahiret, haşır, bas, berzah vesaire var ya. Nüşür mesela bas ile aynı anlama geliyor arkadaşlar. Hani burada e, farklı bir şey gibi düşünmeyin. Kelam kitaplarında böyle başlıklar da verilir. Yani bunlar ne demek biliyor musunuz? Şimdi kelam tarihinde veya burada inanç esaslarında akaidde hoca buradan soru sorduysa hoca buradan da soru sorar. Hoca buradan da soru sorar. Ne demek istediğimi anladınız mı? Bu, bu bağlantılara dikkat etmek zorundayız. Şimdi dedik ki burada cennetin isimlerine, cehennemin isimlerine, kıyametin isimlerine vesaire dikkat edeceğiz ve bunları bir görelim. Yemul fasıl. Bir fasıl biter, diğeri başlar. İyi kötüden ayırma günüdür. Huruç ayrılma günüdür arkadaşlar. Kabirden ayrıldık çünkü artık. Cem toplanma günü, değil mi? Hasre, pişmanlık günü. Bak buraya. Bas. Diriliş günü. Yemul devamlı olacak gün. Sonsuza dek sürecek gün. Yevmüddin Fatiha suresinde geçer değil mi? Hesap günü. Esat sınav sorusu oldu arkadaşım. Kıyamet vakti anlamına gelir. Buradan sorular geliyor arkadaşlar. Bu sayfadan sorular geliyor. Zaten kıyametin isimleri, cennet ve cehennemin isimleri son başlıklar. Buralardan dikkat edeceğiz, soru kaçırmayacağız. Bana ÖSYM diyecek ki hangisi kıyametin isimlerinden birisidir? Bunu sorarken seçenekleri arkadaşlar cennetin isimlerini ekler, cehennemin isimlerini ekler. Bunları alternatif sunabilir. Kıyamet alametleri Kur'an'da geçenler arkadaşlar 3 tanedir. Bunlardan birincisi duman, ikincisi yecüc mecüc, üçüncüsü ise dabbetül arzdır. Burada bana diyecek ki öncülerde 1, 2, 3 bir de dördüncü öncülü koyacak mesela. Diyecek ki atıyorum buraya ee, nerede o deccal, Deccal'e ekleyecek. Diyecek ki hangisi Kur'an'da geçen alemetlerden birisi değildir? Bu tarz sorulara dikkat edin. Deccal, e, alimler tarafından büyük alemet olarak nitelendirilmiştir. Burada bana lazım olan Kur'an'da geçenlerdir. Bir şey Kur'an'da geçiyorsa sorulur. Dikkat! Cennetin isimleri. Evet, inşallah. Hep sınav, sınav olmaz. İnşallah bunlardan birine de atanmak nasip olsun. Firdevs. Firdevs arkadaşlar... Cennetin ortasında bulunan en yüksek bahçedir. Mukame ebedi ev, yuva anlamına gelir. Darus selam huzur evi, adın ebedi kalınacak yer. Hulut yine ebedi yer, bahçe anlamına gelir. Meva şehit ve müminlerin kalınacağı yer. Naim mutluluk yeri arkadaşlar devam ediyorum. El makamul emin güvenilir güvenlik evi şeklinde ifade edilir. Burada neyi görüyorum? Cennetin isimlerini. Bana sordu mu ÖSYM? Evet, bana sordu arkadaşlar. Cennetin isimlerinden sınav sorusu geldi ve burada şunu unutmayın. En yüksek bahçe, üzüm bahçesi, Firdevs cenneti burada karşıma soru olarak gelecektir. Şimdi cennetin isimlerindeki olay bu. Bir de cehennemin isimleri var arkadaşlar. Bu cehennemin isimlerine Değineceğim sizlere. Burada bana soru şöyle geliyor cehennemin isimlerinden. Kıyaslama yapıyor. Mesela şu bir soruydu. Ö dedi ki kıyametin isimleri vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? Seçeneklere cehennemin ismini ekledi. İşte cennetin isimleri vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? Burada arkadaşlar cennet, cehennem isimlerini karşılaştırmalı olarak görmem gerekecek. O zaman başlıyorum. Cehennem. Nasıl ki cennet bahçe anlamına geliyorsa cehennem de kuyu anlamına gelir. Derin kuyu. Cahim kat kat yanan alev. Haviye derin çukur. Hutame yüreklere kadar tırmanan tutuşturulmuş ateş. Leza dumansız ateş. Sayır tutuşturulmuş alevli ateş. Sakar yakıp kavuran ateş. Hamim kaynar su. Nar ateş. Daru devar, helak yurdu, suudlar, kötü yer, e, azabul harik yakıcı ateş şeklinde isimlendirilir. Burada arkadaşlar cehennemin isimleri. Ne diyoruz? Tekrarlıyorum. Cennet isimleri, cehennem isimleri arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Karşılaştırmalı olarak bilmem lazım grubun hangisi cennet, hangisi cehennem veya hangisi kıy kıyamet ismini gösteriyor bilmem lazım. Mesela bir sorusu da şöyleydi. Dedi ki hangisi kıyamet isimlerinden biridir? Bak şimdi. Yemul Cem, işte e, Yemul Hul, Yemul Huruç yazdı. Bir de Yemul Nahır yazdı. Yemul Nahır ne alaka? O kurbanı ifade eden, kesim günleri anlamına gelen bir ifade. Yani uyanık olmanız lazım arkadaşlar. ÖSYM'nin bu sorularını yapmak için, iman esaslarından soru kaçırmamak için, burada sıkıntı yaşamamak için ve mutlu bir sona ulaşmak için uyanık olmanız lazım. Kelam dersi sorunun geldiği güzel derslerden biridir. Kelam dersinden bu ekibin soru kaçırmasını istemiyorum. Bunun sözünü alabilir miyim? Eyvallah. O zaman arkadaşlar Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah güzel puanlar sizlerle olsun. İnşallah güzel atama haberleri ailelerinize mutluluk versin. Amin amin amin. O zaman bir diğer derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Seviliyorsunuz.